Evet. Ve İstiklal Marşımızı da nelere dikkat çekilmiş, nelere işaret edilmiş bir tefsir edelim. İstiklal Marşı'nı daha önce tefsir etmemiştim ben. Onu bir tefsir edelim inşallah. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. İşte korkmamak, bir tek Allah'tan korkmak Müslümanların vasfıdır. Kur'an'da sürekli Allah korkmayı haram kılar. Korkmayı haram kıldığına göre Cenab-ı Allah şairimiz de burada Mehmet Akif Ersoy ona dikkat çekmiş. Sönmeden yurdum üstünü tutan en son ocak. Yani herkes şehit olsa ancak Türkiye'ye sahip olabilirler. Ama onun dışında Türkiye'ye sahip olmak mümkün değil. İnşallah. Toprak da verilmez, parçalanmaz da. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. Türk bayrağındaki yıldıza bakıyor. Aynı zamanda Mehdiyet devrinde çıkacak olan yıldıza da bakıyor. Ona da işaret ediyor. Kuyruklu yıldıza. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Mesela hilalden bahsediyor. Ey nazlı hilal diyor. Ay tutulması var. Ay ve güneş tutulmaları. Mehdi'nin çıkış alameti. Ona da bakıyor inşallah. Evet. Şu kıtayı bir oku. Sonra ben size soracağım ne anlama geldi. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağlara, enginlere sığmam taşarım. Mehdi'nin böyle vası var mı? Var. İnşallah. Var inşallah. Ne hatırlıyorsunuz? Önüne dağlar çıksa dağları ezer geçer. Evet. Değil mi? İnşallah. Burada ne diyor? Yırtarım dağlara, enginlere sığmam taşarım diyor. Evet. Maşallah, maşallah. Evet. Medeniyet dediğin tek dışı kalmış çağına var. Ne aklınıza geliyor? Darwinizm, materyalizm. Tek gözlü deccal diyeceğine tek dışı kalmış çağına var diyor. Maşallah, maşallah. Doğacak da sana vaat ettiği günler hakkın. Ne geliyor aklınıza? İslam'ın hakimiyeti. İttihat-ı İslam. İnşallah. Kim bilir belki, bak kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Ne diyor? Bu yüzyılda olacak. İnşallah. Sonra daha derin tetkik ederiz inşallah. İnşallah.